Türkiye anayasayı rafa kaldırmış. İşte İçişleri Bakanı Yardımcısını Anayasa Mahkemesi üyesi yapıyor. İlçe başkanını savcı yapıyor. O savcılar uyuşturucu baron oluyor. Uyuşturucu baronluğu savcının kullandığı kişiler narkotik polisler oluyor. Böyle bir rejim var, tamam mı? Eski Barolar Birliği Başkanı KKTC'ye büyükelçi oldu. Egemen Bağış gitti, yolsuzluğu tescilli birisi Praga büyükelçi yapıldı. Ama sonuçta ne oldu peki? Yani bu 7-8 senenin özeti bunlar. Başlarken şeyi andık ya, bu global küresel organize suç endeksinde Türkiye nasıl parlak bir konumda olduğunu konuştuk. Kapatırken de bunun sonucu üzerinde bir duralım. Şimdi 2017'de, yani çok 2013'e falan gitmiyorum hocam. 2017'de Türkiye'de bir vatandaş 52 bin lira verdiği zaman bir Volkswagen Polo alabilir iken, bugün aynı parayla bir iPhone 14 alabiliyor. Yani şimdi bütün dramatik tabloya bakın. 2013'te, yani bu Türkiye'nin, Erdoğan rejiminin Türkiye'yi demokrasiden, hukuktan saptırmaya başladığı en kesin, belki 2010'a, 11'e falan da götürülebilir ama 2013, çünkü o 17-25 ve gezi olaylarının yılı olduğu için oraya esas alalım. 1 dolar 1.8 Türk lirası iken, yani 2022'de bugün 1 dolar 18 nokta 5, 18 noktayı ben bugün baktım, 18.59 görünüyor. Yani ne kadar fark var? 10 evet. kat. Evet. Efe hocam. 10 İnanılmaz. Kat. 10 kat. Yine bu şeyle ilgili, iPhone'la ilgili bir güzel bir araştırma var. Siz onu isterseniz hatırlatmıştınız programdan önce. Ne kadar çalışması gerekiyormuş hocam bir insanın beni çok düşündürdü. Bir liste yapmışlar. Bakın listeyi görüyorsunuz şu anda. Evet. Listenin en tepesinde Türkiye var. Şimdi bu liste şunu gösteriyor. Hangi ülkede iPhone, işte son iPhone telefonunu alabilmek için kaç gün çalışmanız gerekiyor? Türkiye'de o telefonu alabilmek için 146 gün çalışmanız gerekiyor. Ben şimdi kendi yaşadığım lider, yani Türkiye'den daha kötü durumda olan bir ülke yok şu anda. Bakın şeyi söyleyeyim size, listeden bakıyorum şimdi, mesela birkaç tane örnek. Yunanistan'da tahmin ediyorum 25 gün kadar falan bir süre çalışmanız lazım. 23 gün falan. Okuyamıyorum tam, yazılar biraz küçük evet. olduğu için. Fakat şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kanada ile ilgili olan kısmını çok iyi hatırlıyorum. Çünkü benim yaşadığım ülke Kanada. Kanada'da sadece 6 veya 7 idi yanlış hatırlamıyorsam. Hadi diyelim 7 olsun. Ben eklemiş olayım. 7 gün çalışmanız gibi. Bir hafta. Yani bakın Türkiye'de 147 gün. Senenin yarısını, yarım sene bir telefon alabilmek Aynen. için yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. O parayı koyuyorsunuz bir kenara. Asgari ücretinizi. Bu asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Kanada'da asgari ücret üzerinden hesapladığınız zaman bu telefonu 7 günlük bir çalışmanız neticesinde 8'er saatten, günde 8 saat olarak hesaplanıyor, alabiliyorsunuz. Ya korkunç bir şey. Türkiye'deki sevgili insanlar, bakın AKP'ye oy veren insanlar, MHP'ye sempati duyan insanlar. Ya siz düşünmüyor musunuz? Niye siz bu hayat standartlarında değilsiniz? Neden Türkiye'de bu kadar, her şey bu kadar pahalı, işsizlik bu kadar yaygın, hayat şartlarınız bu kadar kötü, hastane koşullarınız, altyapı koşullarınız bu kadar rezil hale geldi? Bu böyle değildi, bakın çok daha iyi noktalardaydık biz ülke olarak. Evet, hiç aklınıza gelmiyor mu niye bu böyle oluyor diye? Yani Türkiye'de insanlar şimdi hastaneye gittiği zaman doktor bulamıyorlar. Çünkü doktorlar artık Almanya'da, Amerika'da, evet. Kanada'da. Yani Türkiye'de yetişmiş, emeğini, yani eğitim yıllarını Türkiye'de geçirmiş, uzmanlığını Türkiye'de yapmış. Ve Türkiye'deki insanların aslında vergileriyle falan okumuş, belli bir noktaya gelmiş insanlar artık o ülkede yaşayamaz hale geldiği için, ya öldürüldüğü için hasta yakınlar evet. tarafından, ya özgürlükleri elinden alındığı için, hukuk artık adalet göremediği için şey yapıyor. Hayat pahalılığı için ya da evet. terk ediyor. Geçen bir açıklamaları vardı, çok çarpıcıydı. Almanya'da bir araya gelmişler, Türkiye'den giden böyle hekimler. Erdoğan da onlara laf çakıyor. Yani yurt dışına giden insanlara, işte şey için, rahat yaşamak için gidiyorsunuz, ülkeyi terk ediyorsunuz falan diye. Onlara çok güzel cevaplarını vermişler. Zeki insanlar, yani okumuş çocuklar. Ya okumuş çocuklar Türkiye'de kalsın da hapse mi atasınız yani? Evet, evet. Ne kadar evet. rezil insan varsa Türkiye'de iyi yerlere getiriyorsunuz. Ne kadar evet. temiz insan varsa
ya hapse tıkıyorsunuz ya anasını atıyorsunuz yani. Tabii, ondan sonra tabii. çıkıyorsunuz gidenlere yok efendim memleketi terk ettiler falan. Yani bir son veri hocam, Almanya'da bu arada bizi kıskanan ülkelerden biri, biliyorsun Türkiye'yi kıskanan Evet, çok kıskanıyor. ülkelerden biri, çok kıskanıyor. Almanya'da asgari ücret 14 dolara 14 euroya pardon çıkarılmış. Yani bir saat Evet. çalışmanın karşılığı 14 euro. Türkiye'de ne kadar diye baktım hocam, hesapladım yani asgari ücretle 1.3 euro. Yani bir Alman, Almanya'daki Türk de olabilir, bu Kürt de olabilir, fark etmez. Bir saat çalıştığı zaman 14 euro alırken sen Türkiye'de bir saat çalıştığı zaman 1.3 euro alıyorsun. Aynen. Fakat kıskanan ülke Almanya oluyor, kıskanılan ülke Türkiye oluyor. Tabii bu arada hocam belki bir noktanın altını çizmek lazım, madem seçim de geliyor. Şimdi biz bunları söylüyoruz, bunu izleyen kısıtlı bir çevre var. Yani netice itibariyle sosyal medya, YouTube, yaygın medya kadar insanlara ulaşamıyor. Fakat sosyal medya da ortadan kaldırılırsa, ki bu sansür yasasıyla, güya dezenformasyon yasası adını verdikleri yasayla, muhalefete çok daha büyük bir iş düşüyor. Yani muhalefetin bu Erdoğan hani Almanya bizi kıskanıyor propagandasını yaptığı insanlar var ya, bunlar böyle küçümsenecek bir sayı değil. Böyle. Evet. Yani bunlar milyonlarca ifade ediliyor ve muhalefetin yani bir değişiklik arzusu, Türkiye'nin tekrar demokrasiye dönme arzusu varsa bu insanlara ulaşma yolları bulması lazım. Yani kapı kapı dolaşmak mıdır? Mesela bir zamanlar Erdoğan ilk seçime siyasete başladığı zaman refah yıllarında medya yer vermiyordu. Onlar da bu kapı kapı dolaşma şeyini başlatmışlardı. Yani eğer sizin bir davanız, bir derdiniz varsa bunun peşine düşmeniz lazım. Yani insanları küçük görerek olmaz bu. İnsanlar Evet. TRT'yi, A Haber'i, Anadolu Ajansı'nı, şunu bunu takip edince ister istemez Almanya'nın çok berbat durumda olduğunu, Türkiye'nin çok ileri durumda olduğunu düşünüyorlar. O zaman bu insanlara helalleşme yanında, yani muhafazakar kesimin korkularının giderilmesi yanında onların bilgilendirilmesi de gerekiyor. Doğru bilgiyle. Buna işte yani medya, susturulan medya meselesini gündem yapmak gibi. Yani madem medya yok ortada, insanlara ulaşacak kanallar da düşünmek muhalefetin görevi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bir de bahsettiğiniz olay çok önemli. Şuna değinmek istiyorum. Şimdi geçenlerde Ukrayna'nın doğusunda Rus işgali olan bölgelerde referandum yapıldı, hatırlayacaksınız. Evet. Bu referandum tabii ki bunların hepsi öyle gerçek referandum değil. Yani Rus silahlarının gölgesi altında yapılmış olan bir referandum. Tabii Putin istediği sonuçları aldı tırnak içinde bu referandumlardan. Şunu söylemek istiyorum. İki gün konuşuldu sosyal medyada toplam. İki gün. İki günün sonunda bu olay bitti. Bu konu eskidi artık, bayatladı ve konu kapandı. Şimdi bakın, vatandaşlarımız bizi izliyorlar. Onları uyarıyorum buradan. Bir siyaset bilimci kardeşleri olarak uyarıyorum. Haziran ayı geldiği zaman, işte Haziran'da olacak muhtemelen seçimler. Haziran'da seçimler olacak ve bu sansür yasasından dolayı sosyal medyada bu olaylar artık eskisi gibi böyle açıkça paylaşılamayacak. Zaten artık mesela işte Doğan Haber Ajansı yok. Artık ne bileyim işte şey yok. Samanyolu yok. Cihan Haber Ajansı yok. Cihan Haber Ajansı yok. İki tane alternatif haber ajansı vardı. Cihan ve Doğan. Ayrıca bir de Anadolu Ajansı vardı. Daha bu kadar politize olmamıştı. Bunlar seçim güvenliği açısından çok önemliydi. Üç tane farklı veri akışıyla birbirini aşağı yukarı dengeliyordu ve biz de vatandaş olarak öğreniyorduk neyin ne olduğunu. Şimdi bakın, sadece Anadolu Ajansı'na talim ediyorsunuz. Bu da tamamen siyasilerin kontrolü, yani evet, rejimin kontrolü altında. Şunu demek istiyorum. Uyanacaksınız, Erdoğan kazandı diyecekler. Tamam mı? Bir gün, iki gün, üç gün insanlar konuşacak, edecek falan. Onları da bastıracaklar işte bu sansür yasasından elde ettikleri güçle, şunla bunla içeri atacaklar bunları. Muhalefet de bu olayı kanıksayacak, kendi aralarında tartışmaya başlayacaklar. Batı'da da, yani demokratik ülkelerde de iki ya da üç gün konuşulacak, olay kapanacak. Bu noktaya gidiyor Türkiye bakın. Ve bu gerçekten fiili anlamda otoriter rejimin kurulmuş olması demek olacak. Yani son artık uçurumdayız da. Belki paraşüt açma imkanımız olur, belki bir dala tutunma imkanımız olur. Yani evet, onu da kaçırıyoruz artık yavaş yavaş. Evet. Evet, yani dileyelim her şeye rağmen güzellikler, barış,
demokrasi, adaletin tekrar yüzü gülsün. Ülke bunlarla tekrar şenlensin. Fakat tablo gerçekten çok yüzsüzlük, karaktersizlik, hukuksuzluk diz boyu. Yani güzel şey bulmakta bazen gerçekten zorlanıyoruz. Bu arada bir son notla programımızı bitirelim. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyadaki tabloda da bayağı bir iç karartıcı bir manzara var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde bu Çin'in Uygurlara yaptığı, yani Uygur Müslümanlara, Kazaklara, Doğu Türkistan'da yaşayan insanlara yapmış olduğu zulmün bir soykırım şeklinde tartışılması gündeme getiriliyor, ele alınıyor. Fakat 17'ye 19 reddediliyor bu. Yani evet. 19 üye evet bu konu tartışalım diyorlar. Fakat 17'si reddediyor. Reddedenler arasında Müslüman ülkeler var. Yani orada Somali dışında bütün Müslüman ülkeler, Türkiye o şeyde bu dönem herhalde üye değil, ismini görmedim. Endonezya, Pakistan, Kazakistan, Katar, Senegal, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan falan hepsi bu meselenin tartışmasını istemedikleri için orada Müslüman insanlara yapılan, Müslüman olmanın hiç önemi yok yani, bir grup insana yapılan, sırf kimliklerinden dolayı yapılan zulüm İnsan Hakları Konseyi'nde ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde tartışılamamış oldu bu haftaki yapılan bir oylamada. Bu da yüz kızartıcı bir durum. Yani İslam dünyası için, Müslüman ülkeler için gerçekten çok ayıp. Aynı Türkiye'deki Merve Kavakçı örneğini konuştuk ya, kendisine destek çıkan Nazlı Ilıcak için tek satır, tek kelime etmemesi ve bunun karakterine, şahsiyetine yakıştırması gibi. Yani şu Müslüman ülkelerin de bu hali gerçekten benzer bir acı tablo diye. Kesinlikle. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Filistin sorunuyla ilgilenip Filistin konusuyla bu kadar Filistin konusunda duyarlı olması İslam aleminin, İslam coğrafyasının, ki bu saydığınız devletler Endonezya, Kazakistan, Moritanya, Pakistan, Katar, Senegal, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, birçoğu mangalda kül bırakmayan, yani bu konuda mangalda kül bırakmayan ülkeler. Buradan da şunu anlıyoruz. Asıl dertleri Filistin halkının demokrasisi veya özgürlükleri falan değil. Asıl dertleri buradan kendi İslamcı propagandalarını yapmak. Anlatabiliyor muyum? Yani mesele bağcıyı dövmek, üzüm yemek değil. Üzüm yemek olsa birçok farklı kanaldan, çünkü işlerine geldiği zaman mesela İsrail'le oturup anlaşma da yapıyorlar bunlar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bir taraftan bu şeyi destekliyor, işte Filistin davasını destekliyormuş gibi falan görünüyor. İki yüzlülük. Yani şunu demek istiyorum. Bakın. Yani derdiniz mazlumlara sahip çıkmaksa niye ayırıyorsunuz yani? Yani bir de şu var. Ya İslamcılık İslam dinini resmen yok ediyor, biliyor musunuz? Yani İslam'ın içerisinde ne kadar böyle ulvi, ne kadar insanlığa faydalı olabilecek özellik varsa, İslamcılık şey gibi, böyle bir adeta bir nükleer bomba gibi. Veya bir hastalık gibi aslında. İslam'ın içine sanki böyle enjekte edilmiş bir virüs gibi İslamcılar İslam dinini içeriden, kaleyi içeriden çökertiyorlar. Ya bu çok kötü bir şey. Buna ilk olarak samimi Müslümanların itiraz etmesi lazım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Uygurlar Müslüman. Şimdi hiçbir bağ kuramıyorsan, hiçbir insan hakları derdin yoksa bile, bir Müslüman insan olarak, yani güvende olan bir Müslüman insan olarak, oradaki gariban bir Müslüman adamın Uygur ve Türkiye bir dil konuşuyorlar. Türkçe'ye de yakın bir dil. Bu insanla aranızda bir bağ kurabiliyor olmanız lazım. Yani bakıyorsunuz korkunç bir durum. Şunu söyleyeceğim. Bu İslamcılardan kurtulmamız lazım Hamit Bey. Yani bu İslamcılık hem sadece Türkiye coğrafyası için değil, bence bütün Orta Doğu ve İslam coğrafyası için korkunç bir salgın hastalık. Yani İslamcılık da Müslümanların halleri de maalesef İslam'la bağdaşmıyor, insanlıkla çok bağdaşmıyor. Yani Kanada, Norveç, İsveç Uygurlara yapılan zulüm konusunda duyarlılık gösteriyor. Müslüman ülkeler, yani çoğunluğu Müslüman vatandaşlarla dolu ülkelerden bir ses yok. Gerçekten ayıp, bunu açıkça kınıyoruz buradan. Bu notla bugünkü programı sona erdirelim Efe Hocam. Tabii ki. Varsa. Değerli izleyiciler, vakit ayırdığınız, bizleri izlediğiniz, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu
acıları hem dünyada hem Türkiye'de ve dünyanın neresinde olursa olsun beraber üstesinden geleceğiz. Umutsuzluğa gerek yok. Çetin Altan dediği gibi enseyi karartmayalım. Ama mücadele etmek şart. Yani muhalefetin de duyarlı olan her insanın bu mücadelenin bir parçası olduğunu bilmesi lazım. Hiç kimse bizim adımıza böyle güllük gülistanlık bir demokrasi önümüze koymayacak. Hukuk önümüze koymayacak. Mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Mücadele edenlerden de iyi öğrenmemiz lazım. Çünkü bunun çok güzel örnekleri var. İşte tek başına bir meclis gibi çalışan Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk Gergerlioğlu da bir yerlerde büyükelçi olmayı isteyip bu işi yapmayabilir. Ve onun gibi birçok insan var. Keşke daha fazla sayılar olsa. Ama enseyi karartmamak, aynı zamanda da mücadeleyi elden bırakmamak gerekiyor. Biz de bunun elimizden geldiğince bir parçası olmaya çalışıyoruz. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Efe Hocam size de teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Selamlar.